Öncelikli olarak sizi burada ilk defa genel müdür olarak bir dünya lansmanı Farnborough'da gördük. Öncelikli olarak neler hedefliyorsunuz bir genel müdür olarak onu sormak istiyoruz. Sonra da tabii biraz Gökbey'le başlayalım çünkü onur duyduk burada. Gerçekten TUSAŞ'ın ürünü ve dünyaya burada tanıttınız. Evet. Bu bir süreç. Biz buraya dünden bugüne gelmedik. Uzun yıllar bir çalışma sonucunda TUSAŞ'ın daha önceki genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, yöneticileri, SSB'deki yöneticilerimiz hepsinin sayesinde buralara geldik ve dün Gökbey'imizi ilk defa Farnborough'da uçurduk. Bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Gökbey uçuyordu doğru ama Farnborough'da uçması çok bambaşka bir seviyeye getirdi bizi. Bundan çok memnunuz. TUSAŞ açısından şunu söyleyebilirim. Bunu her zaman benden duyacaksınız. Biz Türkiye olarak ve TUSAŞ olarak artık yapılabilir mi sorusunu gerimizde bıraktık. Bunu artık bıkana kadar duyacaksınız bugünlerde. Bundan sonraki hedeflerimiz TUSAŞ olarak, Türkiye olarak bu yaptığımız ürünleri, Gökbey'i, efendim Anka 3'ü, Aksungur'umuzu zaten yapıyoruz, Hürjet'imizi, Hürkuş 2'mizi ve Kaan'ımızı seri bir şekilde, maliyet etkin bir şekilde kalitesini yerinde ve daha da yukarılara taşıyarak teslimat yapmak. TUSAŞ'ı bundan sonra seri üretimi daha çok konuşan, tedarik zincirini daha çok önem veren, insan kaynaklarına bugüne kadar verdiğinden daha da fazla önem veren bir şirket olarak göreceksiniz diyebilirim. Bize de galiba buradan bol bol ihracat haberi gelecek gibime geliyor. Tabii ihracat bizim için olmazsa olmazımız. Önceliğimiz mutlaka iç müşterilerimiz, kendi paydaşlarımız olacak ama bu bizim için yeterli olmaz. Zaten olmaması da gerekir. Biz bu yaptığımız ürünleri dost ve müttefik ülkelerden başlayarak dünya üzerindeki kimler istiyorlarsa tabii ki belli kurallar dahilinde ihracatımızı yapacağız. Önceliğimiz ihracat olacak. İç ihtiyacı da karşılamaya maksimum özen göstereceğiz. Ben tabii burada Gökbey'i görünce Gökbey'den de burada çok gururlandık ama güzel haberler geliyor duyduğum kadarıyla. İlk teslimatlarda ne zaman başlıyor? Biz sizden bu teslimat sürecini duyalım. Bir de kaç adet üretim hesaplıyorsunuz, planlıyorsunuz? Onları sizden duymak isteriz. Evet. Şimdi Gökbey'imiz biliyorsunuz ilk defa jandarmayla imzalanmış bir sözleşmesi var. Normalde bu senenin başına kadar teslim edilmesi gerekiyordu ama bazı süreçlerden dolayı şu anda Ağustos'u hedefliyoruz. Arkadaşlar şu anda bir hedefimiz 30 Ağustos'ta o teslimatı yapmak, yapabilmek. Var gücümüzle çalışıyoruz. Biz buradayken Gökbey Farnborough'da uçarken aynı zamanda iki tane Gökbey'imiz de Erzurum'da uçuyor. Ankara'da uçuyor. Testleri bitirmeye çalışıyoruz ki kaliteli bir şekilde, güvenli bir şekilde teslimatımızı yapalım. Jandarmamızın pilotları eğitimlerine devam ediyorlar şu anda Ankara'da. Ağustos ayında dediğim gibi 3 taneyi hedefliyoruz ama ondan sonrasında yaklaşık 26 tane toplam sözleşmeli projemiz var Gökbey ile ilgili. 3 tanesi Sağlık Bakanlığı'nın. Onları 2026'nın ilk çeyreğinde teslim etmeyi hedefliyoruz sertifikasyon sonrasında. 20 tane de değişik kuvvetlerin kullanacağı Gökbey'imiz, sözleşmemiz var. Onların da üretimlerine başladık. Önümüzdeki yıldan itibaren teslimatlara başlayacağız. Bu ara bir sonraki paketi de SSB ile konuşmaya başladık diyebilirim. Yani sipariş sayısı artacak. Yıllık 24 adet gibi bir üretim planınız vardı. Siz sabahki basın toplantısında her eve lazım gibi çok güzel bir söz söylediniz. Biraz da öyle bir öngörünüzü dinleyebilir miyiz? Ya, bu benim yani kendi söylediğim bir şey ama şuna gerçekten inanıyorum. Gökbey bizim çok satmayı planladığımız, gerçekten çok birçok ihtiyaca cevap verecek bir helikopter. Geçen İndonezya'daki bir bakanımızla konuşurken onlara şunu teklif ettim. Bakın İndonezya'da 17 bin tane ada var. Her adaya bir tane düşünsek 17 bin helikopter var. Hadi o %10'unu aldım 1700 helikopter. Bunu dedim sizin orada kuralım. Onlar da güldüler tabii. Hoşlarına da gitti esasında da. Biz böyle düşünüyoruz. Yani bunu hem Türkiye'de üreteceğiz. Yıllık olarak şu anda ayda birle başladık diyebilirim. Ama hızlı bir şekilde bir sene içerisinde ayda 2'ye çıkmayı planlıyoruz. 2027 hedefimiz eğer motor kısmında da TS-1400'ün
kalifikasyonu ve sertifikasyonunu bitirebilirsek o zaman kadar ki bitirebileceğimize ben inanıyorum. 2020 sonrası da ayda 3'e çıkmayı planlıyoruz. Bu zaman gösterecek ama hani 2028'de olur, 2027'de olur. Bizim ayda 4 taneyi hedeflememiz çok normal çünkü yılda 60 tane yaparız. 500 tane helikopter satmayı düşündüğümüz bir yerde 10 yılda az bir rakam bu. Onun için başka yerlere de yatırım yapmayı planlıyoruz. Yani ilgi var. Bütün bunları topladığımızda ben toplam Gökbey helikopter üretiminin değişik yerlerde ayda yani 7'lere 8'lere çıkmaması için bir sebep görmüyorum. Şimdi Mehmet Bey tabii Gökbey burada bizim gönlümüzü fethetti ama gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Milli Muharip Uçak Kaan ilgi odağı olmuş durumda. Kaan'da gelinen son durum nedir? Özellikle birden fazla uçuş testi yaptığını gördük. Sürekli olarak TUSAŞ'a gelen heyetlilere demonstrasyon yapılıyor. İkinci, üçüncü prototiplerde son durum nedir? Uçuş testleri ne zaman hızlanacak ve ne yönde ilerleyecek? Bildiğiniz gibi bu prototip bizim şu anda iki kere uçtuk. Üçüncüye hazırlanıyoruz. Yakınlarda üçüncü de uçarız ama esas testleri yoğunlukla yapacağımız bir prototip değil. Önümüzdeki senenin ikinci yarısında ortaya çıkacak P1 ve P2 prototipleri şu anda hızlı bir çalışmayla devam ediyor. Önümüzdeki senenin ikinci yarısında uçaklar ortaya çıkarlar. Herhalde sene sonuna doğru veyahut da 2026'nın başında biz Kaan'ın her gün olmasa bile gün aşırı uçtuğunu görürüz inşallah. Yoğun bir programımız var. Çünkü kısa bir takvimimiz var. Verilmiş sözlerimiz var. Onları elimizden geldiğince yerine getirmek için var gücümüze çalışıyoruz, çalışacağız. 2026 Kaan için çok yoğun bir yıl olacak diyebilirim. Tabii Kaan var, bir de Hürjet'in de uçuş gösterileri çok agresif bir şekilde devam ediyor. Özellikle biz Efes tatbikatında son olarak Hürjet'in uçuşlarını gözlemleme fırsatı bulduk. Orada hem eğitim uçağı konfigürasyonu biraz önde gittiğini görüyoruz ama diğer konfigürasyonun da geleceğini biliyoruz. Gerek Türk Yıldızları olsun gerek belki devamında hafif taarruz uçağı. Orada program takvimi nasıl ilerliyor ve sipariş de var tabii orada. Tabii. Şimdi Hürjet birinci olarak eğitim uçağı olarak tasarlandı ve ilk ihtiyaç oralarda. Onları şu anda 17 tane Hürjet üretiyoruz. Yani sözleşmemiz var. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra Türk kuşları için veyahut da hafif atak uçağı konfigürasyonu çalışıyor olacağız. Yani şu anda çalışmalarımıza başladık ama onlar biraz daha arkadan gelecekler. Önceliğimiz bizim şu anda eğitim uçağı yönünde. Aynı şekilde yurt dışından da talepler var. Hürjet'i çok yakında bir ülkede uçarken duyabilirsiniz. Zaten Eylül ayında da Mısır'a gidecek. Mısır'da uçacak. İnşallah bu faaliyetler arttıkça biz ilginin de artacağını görüyoruz. Ama bizim için kilometre taşı ilk teslimatı yaptığımız gün olacak. İnşallah onu da çok yakın zamanda. Şimdi 2025'in sonunu hedeflemiştik. Temel Bey öyle bir şey koymuştu ama o zorlayıcı bir hedef. 2026 içerisinde biz bunu başaracağımıza inanıyoruz. Ve o teslimatı hep beraber göreceğiz, yaşayacağız. Ondan sonra biz Hürjet'in önünün daha da açılacağını, hani hypersonic'e doğru gideceğini göreceğiz. Ben tabii Atak 2 ile ilgili önceliğinizi T-925'e 10 ton ve üzeri helikoptere doğru çevirdiniz. Onlarla ilgili mock-up'ını görmüştük geçen yıl. İlk uçuş ne zaman olacak ve çok güzel bir konsept yakaladınız. Atak 1, Gökbey, T-929, T-925 gibi. Biraz o yeni helikopterinizle ilgili de son bilgileri alalım sizden. Şimdi T-925'in ilk mock-up'ı farklı bir konfigürasyonda yapıldı. Ama gerek kullanıcılardan gerekse kendi içimizde yaptığımız tartışmalardan yola çıkarak ortaya çıkardığımız yeni helikopter şu andaki mock-up'tan farklı. Daha çok işte T-700, işte T-70 tarafına doğru benzeyen, birçok kullanıcının özelliğini ortaklaştıran bir helikopter şekline geldi. Gayet iyi gidiyor. PDR'ımızı bitirdik. CDR'ımız önümüzdeki sene bitiyor. Bizim ilk uçuşumuz, şu anda hedeflediğimiz uçuş 2026'nın ortasında gibi görünüyor. Öne çekmek için çalışıyoruz ama şu anda ekibi mümkün olduğu kadar güzel, kaliteli ve ilk seferde
problemsiz şekilde uçacak bir helikopteri prototipi tasarlamalı yönde yönlendiriyoruz. Oraya çalışıyoruz. Şu anda gayet iyi gidiyor. 2026'nın ortası diyebilirim. 925'in ilk uçuşu. Tabii Hürkuş 2. O da ufak bir modifikasyon yaptınız. Zayıflattınız, diyete soktunuz o uçağı. Ne durumdasınız? Rollout, ilk uçuş için neler öngörüyorsunuz? Hürkuş 2 gayet güzel gidiyor. Biz zaten dediğiniz gibi yaptığımız bir platformu biraz modifiye ettik. Esasında yeni bir uçak yapmıyoruz. Zayıflattık biraz. Biraz bazı şeyleri ekledik, bazı şeyleri çıkardık. Daha güzel, daha robust, daha isterleri karşılayan bir uçak oldu. Şu anda yoğun bir şekilde ilk prototipler montaj hattında. Önümüzdeki sene ortaya çıkarlar. İlk uçuşun tam tarihini veremiyorum ama yani yine ortalarına doğru veya ikinci yarısında olur diyebilirim. Ama bu uçuşlar şey gibi olmayacak. Yani ilk defa yaptığımız bir uçuş gibi olmayacak. Onun arkasında çok fazla süre geçmeden teslimatlara başlamayı planlıyoruz. Yaklaşık olarak 55 tane siparişimiz şu anda var. Onu da inşallah çok hızlı bir şekilde teslim etmiş oluruz birkaç yıl içerisinde. Şimdi tabii yerli milli projeler gurur diyoruz, onur diyoruz ama bazı işlerde de işte yurt dışından motor alımı veya T-70 gibi ortak projeleriniz var. Bunlarla ilgili de dönüyor dolaşıyor iş Amerika'dan gelecek onaylarla ilgili. Bu fuarlarla da siz hem işte Lockheed Martin, Sikorsky, F-16 meselesinde olduğu gibi onlarla görüşüyorsunuz. Amerika'daki kongredeki son durum nasıl sizin projelerle ilgili? Belirli aşamalarını ilerlediğini duyuyoruz ama sizlerin ağzından da son bilgileri, ne aşamaya geldiniz duymak isteriz. Ben önce şunu söyleyeyim. Amerika ile Türkiye ilişkilerini böyle yaşlı bir çiftin arasındaki ilişkiye benzetiyorum. Hani bazen kavga ediyorlar, bazen çok can ciğer kuzu sarması şeklinde böyle ama ne birbirinden vazgeçebiliyorlar ne daha güzel bir ilişki, böyle up and down, inişli çıkışlı bir ilişki yaşıyoruz. Dün biraz sıkıntılıydık, bugün biraz daha iyiyiz. Biz T-70'in de önümüzdeki süreç içerisinde, birkaç ay içerisinde çözüleceğini düşünüyoruz. Şu andaki ilişkilerin iyi gittiğini ne bakarak. Motor önemli bir parçası. Şu anda Amerikan Kongresi'nde veya Kongre'ye gitmek üzere Dışişleri Bakanlığı da bekliyor hem Hürjet'in hem de Kaan'ın motorları. Yani şu anda çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Bu bir süreç. Biraz uzayabiliyor bazen. Ama F-16'daki iyimser havanın devam edeceğini ümit ediyoruz. Olmazsa ne olur? Biz de başımızın çaresine bakarız. Ne yapalım? Yani burada duracak değiliz. Bir şekilde bir çözüm bulacağız. Ya yeni bir motor bulacağız ya da biz kendimiz motora yapacağız. Zaten yapıyorsunuz. Ya zaten yapıyoruz Kaan için ama Hürjet için de başlarız. Ne yapalım? Yani oraya gitmeyiz inşallah. Öyle bir niyetimiz, isteğimiz yok ama olursa da bu programı biz burada bırakacak, terk edecek değiliz. Hep insanlı platformlarda sabit kanatlıya, döner kanatlıya baktık. Bir de insansız platformlar var. İşte evet. Anka 3 diyoruz. Anka 3'ten atılacak diğer insansız platformlar diyoruz. Orada nasıl bir yol izliyorsunuz ve Anka 3'ün özellikle silahlı testlerini, mühimmatlı atışlı testlerini ne zaman göreceğiz? Anka 3'ün uçuşları iki prototiple devam ediyor şu anda. Değişik denemeler yapıyoruz. O dediğiniz şekliyle de atışları planladık. Ama yani bu sene içerisinde yapmayı planlıyoruz. Ama tarih olarak şu anda şu tarihte yapacağız diyemiyorum. Çünkü zarf açma testlerinin ve manevra testlerinin bitmesi lazım. Şu anda bir problem görünmüyor. Bu sene içerisinde o haberleri de duyacağımızı ümit ediyorum. Tabii sizin şimdi insansız platformları özellikle işte Süper Şimşek, Şimşek'i diğer insansız veya insanlı platformlardan atma gibi bir de bir konseptiniz var. Evet. Bu galiba ilerleyen dönemlerde 6. nesle doğru TUSAŞ'ı daha da yaklaştıracak bir konsept. Son olarak ona değinebilir misiniz? Şimdi 6. neslin tam ne olduğu konusunda herkes bir hemfikir olmuş değil. Yani ama genel konsensüs işte insanlı bir platform tarafından insansız platformların işte filo halinde yönetilmesi ve işte savaş ortamında kullanılması ve biz buna zaten başladık. Hürjet ve Anka 3'ü beraber uçurduk. Belli fonksiyonlarını denemeye başladık. Tabii çok erken bunlar için ne tarafa doğru gidecek,
Dediğiniz gibi hem Şimşek hem de Süper Şimşek'in de insanlı ve insansız platformlardan atılması, değişik misyon görevler yüklenmesi. Bu yani kamikaze görevleri olabilir, bu başka türlü görevler olabilir, elektronik harp olabilir, birçok görev olabilir. Yani sayısı arttıkça artan bir görev profilleri çıkıyor ortaya teknoloji ilerledikçe. Bunlar olacaktır ama bunların hangisi, ne zaman, nereye entegre edecek, o tamamen bizim kullanıcıyla beraber ihtiyaçlara binaen oluşturduğumuz ve sürekli devam eden, kendini yenileyen bir yöntem, bir metodoloji. Bugün işte şu görev bilgisi, görev yüküyle gönderirken yarın bambaşka bir yere gitmiş olabiliriz. Bu deniz içinde geçerli, bu kara içinde geçerli, bu hava içinde geçerli bir metodoloji. Yani böyle bir ihtimal önümüzde. Değişik kullanıcılarla konuşuyoruz. Her birinin değişik ihtiyaçları var. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde elimizden geldiğince de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi 6. nesil için çok daha yolun başındayız. Herkes için aynı şeyi söyleyebiliriz ama biz elimizdeki platformların var olması sebebiyle, yani hem insansız platformlarımız, hem büyük ve küçük, hem de insanlı platformumuzun olması sebebiyle biz yarışın gerisinde değiliz. Hatta ilerisinde olduğumuzu bile iddia edebiliriz. İleriki zamanlarda neler yapılacağına bağlı olarak bunu göreceğiz. Belki de konseptleri TUSAŞ ve Türk Hava Kuvvetleri belirleyecek bu alanda. Neden olmasın? Yani biz onun çok uzak bir ihtimal olduğunu düşünmüyoruz gerçekten. Hatta yani o konuda iddialı olduğumuzu ve hepsini olmasa bile belli alanı bizim yönlendireceğimizi düşünüyoruz.